fiyatlamaları Avrupa'da. Türkiye'de faizsiz Forex'in öncüsü Norsem sundu. Evet, önemli bir tarih var. O önemli tarihin ne olduğunu söyleyeceğim. 30 Haziran. 30 Haziran hem Türkiye için hem dışarısı için. Yani içerideki yatırımcıların hem içeriye, Ankara'ya hem Brüksel'e ve Atina'ya bakmaları gereken tarih 30 Haziran. Neden? 30 Haziran'da Yunanistan'ın ödemesi var. Eğer ödeyemezse temerrüte düşme ihtimali var. Dolayısıyla yatırımcılar gözlerini, kulaklarını 30 Haziran'a çevirsinler bir defa Atina için. İki, Türkiye için. Türkiye'de de parlamento başkanı, daha doğrusu Türkiye Büyük Millet Meclisi seçiminin birinci turu yapılacak. Birinci turda nitelikli çoğunluk aranıyor. 367. 367'yi bulamazsa, daha doğrusu bir sonraki gün 1 Temmuz'da da 2 ve 3. 3 ve 4. turlar yapılacak. Dolayısıyla yatırım kararlarınızı alırken 30 Haziran'ı aman ha aman bir şekilde göz önünde tutun. Ya portföyünüzü dondurun, işlemlerinizi dondurun ya da riskli bir çıkış yapmak istiyorsanız o da sizin bileceğiniz şey. Peki, bütün bunları konuşacağız. Stüdyomuzda çok değerli iki isim var. Bana göre soldan itibaren tanıtmaya başlıyorum. Archbridge Capital kurucusu Hakan Koca Yusuf Paşaoğlu bizimle birlikte. ALB Forex araştırma uzmanı Eda Önder bizimle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi şu Avrupa Birliği yetkilisinden gelen açıklamayı okuyalım değil mi? Avrupa Birliği yetkilisi diyor ki cumartesi günü anlaşma ihtimali %50 diyor. Yani bizimle kafa mı yapıyorlar bilmiyorum ama benzeri bir açıklamayı hatırlıyorsan Powell'dan geldi değil mi? Amerikan Merkez Bankası'nın üyesi, Fed üyesi Powell. Yani bu yıl içinde faiz artırımına gitme ihtimali %50 diyor. Ya şimdi %50 diyorsanız niye söylüyorsunuz bize değil mi? Evet. %51 derseniz konuşalım üzerinde ama %50 laf bile değil. Bu da öyle. Şimdi 30 Haziran'da anlaşma ihtimali %50. Laf değil ki bu. Yani 51 olursa 51 üzerinden konuşabiliriz değil mi? Yani bir istatistik yöntem olarak söylüyorum. Ne diyorsun? Yani bizimle kafa mı yapıyorlar Hakan Bey? Biz söyledik. Biz %70 Yunanistan anlaşacağını düşünüyoruz. %70. %70 süper. Anlaşacağını sizinkinin üzerinden konuşabiliriz. Evet, o da evet. Enteresan belki. Yüksek bir olasılık çünkü. Evet, niye öyle düşünüyoruz? Çünkü bakın şu andaki uzamaların nedeni zaten Yunanistan'ın ne kadar değer verdikleri Avrupa topluluğu. Yani Yunanistan'a tek başına değil ama Avrupa topluluğun birleşik kalmasına ne kadar değer verdiğini gösteriyor. Ve herkes zannediyor ki Yunanistan çıktığı zaman bir problem yaratılmayacak çünkü Avrupa Merkez Bankası'nda kalacak ve IMF'ye kalacak borçlar. Bir yere kadar doğru ama Yunanistan'ın çıkması çok yönden hala problem yaratacak. Çünkü hem trafik bazından hem daha sonraki çıkma riskini yükseltecek. Öyle olduğu için Avrupa ve Merkel bile demek lazım. Merkel bile Yunanistan'ın içinde kalmasını bekliyor. Yunanistan %2'den daha az Avrupa topluluğunun milli geliri olarak. %2'nin altında. Evet. Evet. Peki Eda Hanım siz ne söylersiniz? Bizimle yani bizi deniyorlar mı? Nedir Avrupa Birliği'ndeki biraz yetkililer? Biraz sabır testi oluyor gibi geliyor bana hem dünya için hem de bizler için. Hakan Bey katılıyorum. Ben de son ana kadar bu süreç devam edecek belki. Bu şey görüşmelerden artık her taraf, iki taraf da birbirinden ne koparırsa ya döndü biraz bu görüşmeler. Daha doğrusu zaten açıklamaların tonlamalarına baktığımızda da zaman zaman sertleşmeler bunları gösteriyor bize diye düşünüyorum. Son ana kadar bu görüşmeler devam edecek. Hatta belki tahammüllere göre biz hep 30 Haziran'ı son diyoruz ama daha sonrasında yönetmelikte bir açık bulunacak, tekrardan süre uzatılacak, tekrardan görüşmeler devam edecek derken belki Yunanistan sadece teknik olarak temerrüde düşecek. Sonuçta süreç devam edecek. Sadece bu Hakan Bey'in dediği gibi aslında Yunanistan'ın Avrupa'nın içerisindeki oranı çok küçük, yani yükte hafif bir oran ama daha öncesinde emsali yaşanmayan bu durum birazcık daha bence Avrupa'yı korkutuyor. Çünkü Avrupa'ya baktığımızda işte parasal genişleme devam ediyor, verilerimiz iyi gelmeye başladı derken aslında Avrupa'nın içerisinde birçok sorunlu ülkemiz var. Daha öncesinde 2011'de tekrardan biz Yunanistan'ı telaffuz ederken özellikle o İtalya'da tahvil faizlerinin sıçramasıyla birlikte İtalya, Portekiz, İspanya gibi bir sürü sorunlu ülkelerin de tekrardan birlikten çıkma ihtimali gündeme gelirse şu an için çok güçlü görünen Avrupa'nın biz belki biraz da kumdan kale olduğunu anlayabiliriz. Bu birazcık bence bu sebepten bu kadar piyasaları ve özellikle de Merkel'i geriyor. Evet. Bu arada tereddüt dedik 30 Haziran için. Default demek galiba değil mi? Default provası. Evet. Ha, evet. Teknik olarak yani default'a düşmeyebilir. Kesin düşmeyecek. Düşmüyor. Teknik evet. olarak yani düşmüyor. Bir marş koyuyorlar hala.
Ama 30 Temmuz asıl deadline. Çünkü evet. 30 Temmuz'da yine tereddüte düşmüyor. Yani default temel olmuyor. Temel öte düşmüyor. Ama aynı zamanda Avrupa Merkez Bankası'na para vermemiş olacak. Ve o zaman Avrupa tedbirinde kalamayacak. Yani ne olursa olsun devam edemez. Yani Avrupa Merkez Bankası yardımını kesmek mecburiyetinde kalır. Ne isterse yapsın. Öyle olduğu için de bir anda bankalar mecburi capital constraint yapmaları lazım para çıkmasın diye. Ve bankalar kendisini ayakta tutamaz. Mecburi bankaları kapatacaklar. Evet. Vesaire vesaire. Ama o sert bir asıl tarih 30 Temmuz. O sert evet. bir tarih. Evet, evet belki ama de ondan... asıl sorun çok özür dilerim. Evet. Elan'ın kesilmesinin ardından Yunan bankalarının o sermaye kontrolüne girmesiyle başlayacak gibi görünüyor zaten. Şimdi, ama gelmeyecek oraya ben. Evet. Serdar Karaer seni totem yapmış. Diyor ki Ali abi diyor, Hakan Bey diyor, ne zaman televizyona çıksa bilin ki diyor 10 güne kalmaz bir kriz gelir diyor. Böyle bir şey var mı? Kriz geldi şimdi. Yok bilmiyorum yani, demek ki sizi izliyor, çok yakından izliyor. Çok ve güzel. Sizi yani sizin yayına çıkışınızın takibi eden 10 gün içinde de bir şey olacağını söylüyor. Çok sağ olun. O kadar karamsar olmayın, Hakan Bey'in yayına çıkıp kriz olmadığı dönemlerde biliyoruz. Şimdi şu arkadaşlardan rica ediyorum, editör arkadaşlardan. Biraz önce Avrupa Birliği yetkilisi dedik ya. Eğer ismi varsa ismini de verelim. İzleyicimizin biri diyor ki kim diyor bu yetkili diyor. Bunun adını açıklayın diyor. Tabii biliyorsunuz yani gazetecilikte haber yapma tekniklerinde bu tür haberler vardır. Şimdi Avrupa Birliği içinde birçok yetkili var. Ve herkes açıklama yapma yetkisine sahip değildir. Açıklama yetkisine sahip olmayanlar adlarının açıklanmaması koşuluyla açıklama yapabilirler. Bu da gazetecilerin bilgi alma yöntemlerinden bir tanesi. Dolayısıyla adını bilmiyor olabiliriz. Yani bunu biz böyle kendi başımıza uydurup da vermedik. Çünkü izleyicinin biri neredeyse bu anlama gelen laflar ediyor. Biz Bloomberg'üz, asla böyle şeylere girmeyiz. Hele manipülasyon, spekülasyon falan böyle şeylerde işimiz olmaz. Sakın ha sakın aklınıza getirmeyin. Varsa bile çıkarım. Peki biraz dolar konuşalım şimdi. Tabii. Şimdi dolar 2.65'i gördü dün. Bugün 2.66'nın üzerinde yukarı doğru gitti. Ben bütün gün şuna baktım. Öğlen saatlerinde Orta Avrupa ülkeleri, Polonya, Macaristan, Çek Cumhuriyeti paraları dolar karşısında çok güçlü bir performans çıkardı. Türk lirası da benzeri bir performans çıkarıyordu ama öğleden sonra dolar önüne kattı. Bütün gelişmekte olan ülke paralarını, yani zloty, forinti, koronayı, Türk lirasını herkesi ezip geçiyor. Öğlene kadar ne vardı? Öğleden sonra ne oldu ki bu yüksek performansı çıkardı dolar? Ekonomik verilere bakarsanız ve öğleden sonra Amerika'da şey çıktı, conference, University of Michigan conference rakamı çıktı ve o kuvvetli çıktı, bayağı kuvvetli çıktı. Evet. Ve kuvvetli çıkması dolara yardım ediyor. Çünkü gittikçe ne görüyoruz? Kaç zamandır konuştuğumuz gibi yavaş yavaş gerçekleşiyor. Ama ne görüyoruz? İnsanlarda biraz daha para ellerine geçiyor. Petrol daha alçak olduğu için daha harcama gücü ellerinde geçiyor. Öyle olduğu için gittikçe confident oluyorlar. Yani daha güven geliyor insanlara. O güven oldukça şimdiye kadar parayı bankaya koyuyorlardı. Şimdi yavaş yavaş o parayı artık düşündüğümüz gibi harcıyorlar. Ve o harcamaları teker teker görmeye başladık. Amerika'da rahatlıkla görüyoruz. Avrupa'da da görüyoruz bu arada. Ve şimdi gittikçe bu güven rakamları çok önem taşıyor artık. Çünkü onlar biraz daha yükselince harcama daha da yükselecek diye bir beklenti gelişiyor. Ve onun için dolara yardım ediyor. Çünkü bizce hala Fed Eylül'de faizleri yükseltecek. Peki Hayri Bibelci'nin şöyle bir sorusu var. Şimdi Türkler bu gibi durumlarda böyle hep böyle komployla karşı karşıya olduklarını düşünürler. Diyor ki Hayri Bey, söz konusu diyor GR yerine TR olsaydı, yani Greece yerine Turkey olsaydı durum. O zaman diyor acaba diyor Avrupalılar her ay diyor default tarihini değiştirirler miydi? Mesela Türkiye olsaydı diyor şak diye default'u ilan ederlerdi diyor. Böyle bir şey olabilir miydi? Türkiye olsaydı. Daha da uzun zamana ertelemek mecburiyetinde kalırlardı. Çünkü büyük çok ekonomi. Daha büyük Bravo. Bir ekonomi Bravo. Ve çok daha çok insan yaşıyor. Ve bu arada doları ve TL'yi konuşurken sizin şovunuzdaydı galiba, hatırlıyorsam. İlk defa olumlu TL bir evet. şey söylemiştik. 2.75'lerdeyken falan. O yavaş yavaş gerçekleşiyor. Biz ama oradan artık... Çıkmayı şey yaptık. Peki. Eda Hanım, sizden birazdan bir altın isteyeceğiz. Cüneyt'ten de rica ediyorum altınla ilgili, yani ons altını hazırlasın. Ama bir soru daha var Hakan Bey'e.
Hasan Tanyeri der ki bir S&P ve DAX için Hakan Bey'in düşüncelerini alabilir miyiz? Önce bir S&P ve DAX görelim. Biz DAX için hala çok olumluyuz. Sahne arkasında hakikaten değerlemeleri normal bir yerde, çok yüksek bir değerde değil şu anda DAX'daki şirketler olarak. Ve aynı zamanda biz Avrupa Merkez Bankası'nın bu Yunanistan geçtikten sonra uzun vadedeki faizleri alçak tutacağını bekliyoruz hala Avrupa'da. Ve QE'nin hakikaten çok büyük bir etkisi oluyor ve onun avantajını devam edeceğini bekliyoruz. Avrupa'daki ekonomiler teker teker düzelmeye başlıyor. İşsizlik oranına bakarsanız, büyüme oranına bakarsanız, güvene bakarsanız, tüketime bakarsanız her yönden kuvvetleniyor. Sahne arkasında bunu durdurabilecek bir şey varsa Yunanistan ve Yunanistan'da kaybolacağını düşünüyoruz. Onun için yükselme bekliyoruz DAX'ta. Bu bir. Hakan Bey, bu şey kehanet doğruya dönüşüyor. Sedat Demir de aynı şeyi söylüyor. Diyor ki Hakan Bey ne zaman çıksa diyor bir hafta 10 gün içinde dolar patlıyor. Ben de diyor programı yeni açtım izliyorum diyor. Böyle bir şey yok. Ama dolar patlaması kriz değil. Ha, doların patlaması kriz değil. Bakın biraz önce mesela Türkiye ile Yunanistan karşılaştırmasında da o kadar mantıklı bir cevap verdi ki. Yani Türkiye'yi default edemezler çünkü Türkiye çok büyük, yani onların dişlerine büyük gelir değil mi? Tabii. Yani ama Yunanistan küçük, %2. Her an kenara atabilirler ya da rafa kaldırabilirler ya da sen biraz kenarda bekle biz seni tekrar çağıracağız oyuna diyebilirler ama Türkiye olamaz çünkü Türkiye şu anda Avrupa Birliği'nin içinde olsaydı Fransa ve Almanya kadar güçlü bir yani nüfus yapısı ve ekonomik büyüklük bakımından önemli bir yerde olacaktı. Aynen ve yarın öbürsü gün zaten Avrupa topluluğu popülasyona göre seçim yöntemine değişmek istiyor. Türkiye olsaydı Türkiye'nin seçim oyu yani kudreti de bir nevi İngiltere'den fazla olurdu. Yani bayağı bir şey, çok zor öyle bir şey olması. Evet. Peki. Eda Hanım, şimdi Serkan Ergün'ün size bir iltifatı var. Okumayacağım yani, hani kelimesi kelimesini okumayayım ama güzel bir iltifat, neyse. Teşekkür ederim. Bir altın kendine konuşalım. Şimdi bir altını verelim bakalım arkadaşlar. Bugün itibariyle altında bir düşüş, yani 1174'ü gördü, oradan aşağı doğru geldi. Tabii bir de gram altın istiyorum çünkü gram altında 100 liranın altına doğru gidiyor galiba. Önce ons bazında altından başlayacak olursak altın 2015'in başından bu yana zaten en talihsiz değerli metallerimizden biri. Aslında biz bu yıl dolarda çok fazla sert fiyat hareketleriyle karşılaştık. Bahtsız metal öyle mi? Evet, bahtsız evet. Metal desek daha doğru olur. Bakır mı alsak ne yapayım altın yerine? Yani. Daha bahtı açık. Yok. Belki petrol emtiaları, petrolde artık biraz daha yavaş yavaş kıpırdanmalar başladı. Petrolden belki seçeneğimizi kullanabiliriz. Altına gelince o kadar dolarda sert fiyat hareketleriyle karşılaşırken altında çok sınırlı fiyat hareketleriyle karşılaşıyoruz. Bir sürü senaryolar vardı altına dair. Özellikle işte Hindistan tarafında düğünlerin artmasıyla birlikte öyle bir festivalden bahsedilmişti. Çin'de sürekli aynı manzarayla karşılaşıyoruz. Beklentileri karşılayamayan veriler teşvik beklentilerini ortaya çıkartıyor. Ama biz yeniden aynı manzarayla karşı karşıya geliyoruz. Ve haftayı düşündüğümüzde haftayı bizler için çok daha önemli Ali Bey. Çünkü ABD için gerçekten ikinci çeyrekteki toparlanma emarelerini alabileceğimiz, o sinyalleri alabileceğimiz bir haftaya giriyoruz. Ve o haftaya girerken altının zayıf seyri bence onu birazcık daha çelme takabilir. Özellikle bu hafta 1187 ile 1173 band arasında bir konsolidasyonunu gördük ki zaten gün sonunda Michigan tüketici güveniyle birlikte 1173'ün altına gevşedi. Haftaya tarım dışı istihdam var. Evet, geçtiğimiz ay 280 binle bizleri bir şaşırttı. Ama ben yeniden o yükseliş trendini devam ettireceğini düşünüyorum. Çünkü şöyle bir durum var. Geçtiğimiz FED toplantısı ne kadar güvercin algılansa da makro projeksiyonlarda aslında yılın bence şahin bir mesaj verdi bize ve Eylül'e dair bence biz faiz artırım beklentilerimizi koruyoruz. Eylül'ü hala masadan kaldırmadık. Oldukça da güçlü geliyor. ISM'imiz var, tarım dışı istihdamımız var ve onlar gerçekten ABD'de ikinci çeyrekte toparlanma emarelerini göstereceklerdir diye düşünüyorum. Bu sebeple haftaya güçlü ABD verileriyle birlikte 1173'ün de altında 1150 seviyelerine doğru giden bir altın görebiliriz biz. Gram altına gelince haftaya hem ABD için önemli hem de bizde 30 Haziran'la birlikte bizde artık meclise koalisyon senaryolarını bırakmak yerine birazcık daha işi koalisyon turuna doğru çevirebiliriz. Bu sebeple dolar TL'de gevşeme eğilimi şu an için halen var tabii ABD tarafını sabit tutarsak. Bu sebeple 100 seviyelerinden kaynaklı olarak gram altında yatırımcılar tarafından 95'li seviyeler birazcık daha alım fırsatı olabilir. Ama tarım dışı istihdam yaklaşırken dolardaki o görülebilecek yükselişlerde 105 seviyesinden realize edilebilir. Peki Yaşar Kemal Yılmaz için bir yatırımcı portföy yapar mısınız?
100 lira için. 100 lira için. Evet. Bu, 100 birim daha doğrusu. 100 birim diyelim. Özellikle şöyle bir başlamak isterim ki bu kadar volatilitenin yaşadığımız hem yurt içinde yani yurt dışında Yunanistan belirsizliğini yaşıyoruz. Aynı zamanda Fed'in belirsizliğini de yaşıyoruz. Yurt içinde seçim sürecimiz vardı. Onu atlattık. Şimdi bu hala siyasi belirsizlik olmaya devam ediyor. Bu sebeple piyasalar özellikle Borsa İstanbul tarafımız bu kadar volatilken hisselerin ağırlığı birazcık daha azaltılabilir. Döviz tarafı birazcık daha fırsat olabilir. Evet belki döviz çok fazla yatırım aracı değil ama en azından o realize etmelerde düşük maliyetlerden alıp yukarıdan satmakla realize edip insanlar birazcık daha kâr cebe yakışır mantığını yapabilirler diye düşünüyorum. Birazcık daha sabit getirili menkul kıymetler bu süreçte yatırımcılar için daha faydalı olabilir. Peki son bir soru çok kısa, reklama gideceğiz. Reklamlardan sonra Hakan Bey'in yanıtlayabileceği ve yanıtlamadığı, S&P'yi yanıtlamamışın onu hatırlatıyorlar bize. Onu da yanıtlayalım. Kemal Artun'a altın için diyor ayı piyasası ne zaman son bulacak? Altın için ben 2015 yılının tamamen onun ayı piyasası olarak devam edeceği bir yıl olduğunu 2015'in düşünüyorum. 2015'in tamamını. Peki evet. Ne zaman çıkacağız ayı piyasasından inşallah? Özellikle doların gelişmesiyle ancak buna başlayabiliriz ama dolar zaten 2015 yılı doların yılı. Bundan da çok da vazgeçmeyecek gibi görünüyor. 2015'in sonlarında da bir aralıkta tekrar bir faiz arttırımı görürsek 2016 içerisinde de doların yılı olarak devam edebilir. Belki 2016'nın yarısından sonra yani ikinci yarısından sonra belki birazcık daha altın tercih edilebilir. Peki. Bir reklama çıkıyoruz. Reklamlardan sonra Hakan Koca Yusuf Paşaoğlu'yla devam edeceğiz. Başladı. Ramazan ayı boyunca en avantajlı fiyatlar yine ETS Tur'da. Kaçırmayın. ETS, keşke tatil olsa. Merit Royal. Siz de üçüncü sayfa haberlerinden bıktınız. Her bir gündemin içine sıkışıp kaldınız mı? İşte hayata yakalamanın en keyifli yolları. HT Cumartesi ve HT Pazar. Türkiye'nin en kapsamlı etkinlik rehberinden en güçlü moda sayfalarına, ünlü şeflerin mutfak sırlarından basit ama önemli konulara. Hayatın gülen yüzünü görmek için gerekli her şey HT Cumartesi ve HT Pazar'da. 43. İstanbul Müzik Festivali. 31 Mayıs, 29 Haziran. Gidon Kremer, Fazıl Say, Magdalena Kojen, Yuca Vem, Lozan Oda Orkestrası, Deutsche Kammerflarmonie Bremen ve daha fazlası için biletler Biletix ve İKSV'de. Festival sponsoru Borusan. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar. Hayatın gülen yüzünü görmek için gerekli her şey HT Cumartesi ve HT Pazar'da. Türkiye'nin dilim dilim döküm alüminyum radyatörü. Estetik ve çağdaş tasarımıyla evinizin mükemmel senfonisi. Notara döküm alüminyum radyatörü. Yeniden birlikteyiz. Hakan Koca Yusuf Paşaoğlu'na sorular var. Onlar üzerinden gideceğiz. Bu kehanet soruları geliyor ama onları söyleyeyim. Yani onları okumuyorum. Hani çok fazla moralin bozulmasın diye. Yani ben acaba lanetli bir analist miyim gibi bir duyguya kapılmayasın diye bu program bittiğinde sonra kendini alıp başka yerlere gitmeyesin diye okumuyorum ama çok sayıda var. Demek ki böyle bir şey gelişmiş piyasada olabilir yani bir totem yapmış olabilirler çok ya, normal. Ya geçen gün dedik Türk lirası kuvvetlenecek diye ve evet. Oldu yani niye şey. Mesela iyi şeyler söylüyoruz onları kale almıyorlar diyorsunuz. Peki arada Hakan Bey TL hakkında. Şaka evet. Tabii espri bunlar. Tabii. Bir de Atilla Bey 3'tür 4'tür atıyor. Diyor ki bu Avrupa Birliği yetkilisi kim? Biraz önce anlattım. Sakin sakin bir daha anlatayım. Gazeteciler bilgi alırken ya da haber toplarken açık ve kapalı kaynaklara başvururlar. Bazı konular açık kaynaklardan alınır. İsmiyle, cismiyle, ünvanıyla yazılır. Bazı konularda içeriden bilgi sızdırılır. O bilgi sızdırılan kişi der ki sakın adımı yazmayın ama konu bu der. Dolayısıyla gelen bilgi bu. Üstelik de uluslararası kaynaklardan gelen bir bilgi.
adı açıklanmayan bir Avrupa Birliği yetkilisi. Bu kadar. Dolayısıyla kim olduğunu tabii ki bilmemize imkan yok. Şimdi haber şu. Bunu Cüneyt'ten rica ediyorum. Şunu bir gör bakalım yakın planda. Yabancılar, sen göremiyorsun galiba, Türkiye'den 10 yılın en hızlı çıkışını yaptı diyor. Şimdi Fed parasal genişleme ile ilgili kararlar sürecine girdiğinden beri 2015'ten yani 2015'in başından bu yana Amerikan Merkez Bankası'nın o kararları dolayısıyla tüm dünyadan çıkan fon miktarı 26 milyar dolar. 26 milyar dolar böyle akıyor Amerika'ya doğru gidiyor. Bizden çok, ne kadar akmış? 4.7 milyar dolar da bizden akmış. Nereden akmış? Hisse senedinden, tahvillerden, bonolardan, her yerden akmış. Bu hızlı bir çıkış bence. Bunu ne olarak okumak lazım? Hızlı değil mi? Yok Hakan Bey, çok hızlı değil. Bak, gördün geliyor bize kulağıma. Çünkü felaket falan söylemiyor bakın. Yok, felaket falan görmüyorum çünkü o çıkış çok normal ve beklediğimiz bir şey. Krizden sonra 4,5 trilyon civarında gelişen memleketlerin hepsine girdi. Şimdi yavaş yavaş tersine görüyoruz bu hareketi. Evet. O yavaş yavaş, niye yavaş yavaş? Çünkü faizler hızlı artırılmayacak, yavaş yavaş artılacak. Aynı zamanda genişlemeler devam ediyor Japonya ve Avrupa'da. Öyle olduğu için o değişim yavaş oluyor. Ama o değişim olacak. Yani evet. Oradan kaçınacak bir taraf yok. Siz Türkiye'nin büyümesi %2,5 ise şöyle böyle, Amerika'nın büyümesi 2,7 ya da 2,9 geldi şimdi son çeyrek. Sene seneye karşılaştırırsanız aynı büyümede. Siz hangisini daha riskli buluyorsunuz? Türkiye'yi mi, Amerika'yı mı? Aynen, yatırımcı tabii aynı şeyi, düşünceyi yapıyor. Onun için para bir taraftan öbür tarafa gidiyor. Çok normal. Peki şöyle bir açıklama var. Der ki, şuradan okuyorum yine aynı yerden, Bloomberg terminalinden. Son satış dalgası Fed'in Eylül ayında faiz artırdığında ne olacağının provasıydı diyor. Acaba prova buysa biz gerçeğiyle yüz yüze geldiğimizde nasıl bir tablo ortaya çıkacak? Mesela o zaman satış dalgası tüm dünyadan ve Türkiye'den nasıl olur? Ya bizce bir satış dalgası olacak. Evet, ama niye oluyor o satış dalgası? Belirsizlik yüzünden aslında. Çünkü 0,25 faiz yükselmesi büyük bir yükselme değil. Mühim olan şey ondan sonraki adımlar. Ve şimdiye kadar Fed her zaman yaptığı bir şey var. Bir tane yükseltmeye başladıysa ondan sonraki toplantılarda hep yükseltmiştir ve merdiven gibi yukarı çıkmıştır faizler. Bu sefer öyle olmayacak. Biz öyle düşünüyoruz en azından. Ve öyle olmayacağını düşündüğümüz için Fed de onu yavaş yavaş anlatmaya başladı. Ama daha anlatmak ve inanç arasındaki farkı daha kapatamadı bizce. O yavaş yavaş kapanacak ve kapandığında çalkalanma, ondan sonra bir rahatlama olacak bizce. Ve bu arada dolar için bir tane enteresan istatistik var. Dolara bakarsanız son senelerde faiz arttırmaları başladığı zamandan itibaren en azından bir 8 ve 12 ay arasında bir zayıflama görüyor. Değer kaybı görüyor. Yani her şey bir fiyatlanmış oluyor. Onun için yavaş yavaş bir değer kaybı görüyor. Evet. Biz onu o kadar uzun beklemiyoruz ve büyük bir şey olarak da beklemiyoruz. Çünkü faiz artımı çok yavaş yavaş olacak. Şimdi izleyiciler tabii çok dikkatli takip ediyorlar. Yani bunu yazanların çoğu seni, sizi, beni, herkesi çok dikkatli, her kelimemizi çok analiz ederek yazıyorlar. Dolayısıyla hani böyle işkembe-i kübradan değil yani, onu söyleyeyim. Mesela Nurhan Hanım bir sorusu var ama ondan önce Aras Dinler'in bir sorusu var. Mesela çok dikkatli bir izleyici. Diyor ki Hakan Bey daha önce diyor dolar için 130 yen diye bir aralık vermişti, evet, diyor. Hala öyle. Acaba o fikrini koruyor mu? Evet. Gördünüz ve hala yen pozisyondayız. Yani Trade Street'e de yazıyoruz. Hala yen pozisyondayız. Ve o da fazla bir şey yapmadık. Biraz pozisyonu azalttık. Bazı şeyler oldu çünkü Merkez Bankası Japonya'da Kuroda vasıtasıyla sert bazı kelimeler söyledi. Ama son ABD'de gördüğümüz hareketlerden sonra sonuç ve hareket, yani kararı AB veriyor. AB verdiği için de bir QE daha yapılacağını bekliyoruz. Biz ikinci yarıda hatta. Öyle olduğu için yenin değer kaybedeceğini bekliyoruz ve 130'lara gideceğini tahmin ediyoruz. Evet. Peki. Evren Barış Çetin biraz önce bir tweet atmıştı. Orada Hakan diye yazmıştı. Ben ona dikkat bile etmedim ama bakın ne kadar saygıda kusur etmeyen bir izleyici kitlemiz var. Diyor ki biraz önce diyor Hakan Bey diye yazacaktım diyor. Hakan diye yazdım diyor. Lütfen diyor kusura bakmayın diyor. Hiç asla kusurumuza bakmıyoruz, merak etmeyin. Eda Hanım, İbrahim Kırılmış 30 Haziran'dan sonra Euro TL ne olur diye hem size hem size soruyor.
Evet, bu hafta aslında haftaya biz Avrupa'nın iyimserliğiyle başlamıştık. Yani Avrupa borsalarında özellikle DAX'ta o %3'ü aşan değer kazançlarına rağmen bizim yurt içindeki o koalisyon beklentimiz Euro-TL'de bir satış baskısı olarak karşımıza çıkmıştı. Şimdi bu hafta 30 Haziran hem bizler için önemli hem Yunanistan için önemli derken şu an biz zaten Euro-TL'de zayıf seyri görüyoruz. Dolayısıyla Türk Lirası yatırımcısının bizim yurt içindeki bu belirsizliğimiz, özellikle birinci ve ikinci turdan çıkamazsak üçüncü ve dördüncü tura kalmamız biraz bize erken seçim sinyalini verirse eğer, ki sonuçta çok da kolay görünmüyor anlaşmaları tarafların, birbirlerine ne kadar taban tabana zıt taraflar olduğunu düşünürsek erken seçim bence hala masada. Şu an biz piyasalarda koalisyonu konuşuyoruz ama erken seçim ihtimalini, özellikle Kasım ayına dair bir erken seçim ihtimalini henüz ortadan kaldırmadık. Çok da kuvvetli. Bu sebeple bu süreçte Türk Lirası yatırımcısı birazcık daha temkinli olmalı. Euro-TL'de teknik olarak da değinecek olursak zaten zayıf seyrin devam ettiğini söylemiştik. 3'ün altında kaldığı sürece Euro-TL zaten zayıf seyrin devam ettirebilir. Belki 2.95'lerden zaman zaman tepki gelebilir ki zaten Yunanistan'a dair neredeyse haber kirliliği var. Yunan tarafından gelen açıklamalar zaman zaman birazcık daha olumlu, birazcık daha anlaşmaya yakın. Ama tam biz umutlandık derken Almanlardan gelen açıklamaların o dozajın sertliği yine bizi üzüyor. Yine o zaman satış baskısıyla karşı karşıya kalıyoruz. Bu sebeple Euro'nun da çok fazla bir seyri yok. O sebeple 3'ün altında kaldığı sürece zayıf seyrin devam edeceğini düşünüyorum. Peki, Euro sorusunu yanıtlamanıza gerek yok. Size DAX'tan geliyor, DAX tarafından. Berkan Kutlar der ki, Yunanistan'la anlaşma ihtimalini %70 olarak görüyorsa eğer, Hakan Bey, biraz önce Avrupa Birliği yetkilisinden farklı düşündüğünüzü açıkladınız, biliyorsunuz. Niye DAX'a? Acaba diyor, DAX'ta long pozisyon almayı tavsiye eder mi bu durumda? Biz tavsiye vermiyoruz. Vermiyorsunuz. İkincisi şey... Tavsiye alıyor musunuz? Biz kendi yaptıklarımızı şey yapabiliyoruz. Ama biz DAX bakımından evet, yani kısa yani uzun son şey aslında kesinlikle DAX'ı olumlu görüyoruz. Ve DAX'ta kaç kere içindeydik ve ondan sonra çıktık vesaire, iyi halde kar aldık aslında. Ama biz hala çok olumlu bakıyoruz hatta DAX'a. Hatta önceki zirvesini geçeceğini bekliyoruz DAX'ta. Bu Yunanistan şeyleri bir giderse 30 Haziran'dan ya da Temmuz'dan sonra. Bu arada herkes 30 Haziran'ı çok önemli bir gün diyor, söylüyor. Benim doğum günüm olduğu için ben de çok katılıyorum. Ondan sonra şey, S&P'yi konuşmadık. Onu da şey yapalım. Konuşalım. Hatırlıyorum. Tamam. Sorulmuştu çünkü. Evet. S&P'de biz böyle görüyoruz. S&P aslında Amerika'nın bayağı kuvvetlendiğini görüyoruz. Aynen Almanya gibi. Onlar ama QE'leri yaptı ve bayağı bir ileride ve değerler... S&P verelim. Ha, evet. Ve değerlenme olarak yüksek seviyelerde Amerika. Şimdi oranın PE ratiosu, yani kazanç, fiyat kazanç rasyosu biraz daha daralacağını bekliyoruz. Ve o daralma yana doğru gitmesini bekliyoruz. Hatta senin başında aynı şeyi söyledik ve hakikaten bakarsanız S&P yana doğru gitti. Çünkü o o kadar kuvvetli ki S&P koreksiyon yapacağına, yana doğru hareket yapıyor kendi yüksek değerini azaltması için. Onun için uzun vadeye bakıyorsak biz hala çok, yani bayağı olumluyuz S&P için de, aynı zamanda Russell için, aynı zamanda Nasdaq için. Russell'ı en enteresan buluyoruz bir nevi, çünkü niye? Küçük şirketler Russell'ın içinde, dolara daha az bağlı olan şirketler Russell'ın içinde ve onların içinde de consumption, yani tüketim tarafına ağırlık veriyoruz. Ve o tüketim tarafı yavaş yavaş gelişiyor ama kaç zaman önce şey, daha da gelişecek. Yani bu tek bir başlangıç bizce ve tüketim Amerika'yı bir adım daha yukarıya götürecek. Biz hala sene için aynen sene başı gibi %3 artı büyüme bekliyoruz Amerika'da. Ve bu arada ilk çeyrek sene karşılaştırırsanız 2.7 ya da 2.9 geldi, yani tam rakam olarak 3'e bayağı yakın. İkinci çeyrek 3'ün bayağı üstünde geleceğini düşünüyoruz. Peki. Son 1,5 dakikamız. 30 saniyesini kendime ayıracağım. Bir dakikayı size vereceğim Eda Hanım. Savaş Eyüboğlu bir petrol istiyor. Bu arada petrolü verelim ekrana. Diğer bana gelen soru da şuydu. Önce izleyiciyi bulmam lazım. Serdar Karayer diyor ki, Ali abi diyor, sorum size. Evet ya da hayır demeniz yeterli diyor. Finansmakta sorun olur mu? Ne yapalım? Olmaz. Neden olmaz? Çünkü Bankacılık Otoritesi denetliyor. Yani Finansbank, Yunanistan, NBG krize girdi diye Finansbank da krize girmez. Çünkü bizdeki Bankacılık Otoritesi Finansbank'ı denetliyor. Dolayısıyla içeriden herhangi bir problem yaşamayız. Peki, bir Brent kısa vadeli.
Brent petrolün artık ben bu yıl içerisinde $65 seviyesine yerleşeceğini düşünüyorum. Çünkü baktığımızda ABD tarafındaki üretim azalırken OPEC hala rekor seviyelerde üretimini gerçekleştirmeye devam ediyor. Suudi Arabistan, Irak, İran bu şekilde bir nevi petrole çelme takabilir. Ama sadece kısa vadeli yükselişler olabilir. Çünkü ben İran'ın o mutabakatların uzamasından kaynaklı birazcık daha piyasaya geç gireceği için bir nebze petrol bir zaman zaman yukarı hareket gösterebilir. Ama haftalık zaten grafiklere baktığımızda petrol bir süredir yatay seyrine bağladı. 2015 yılı içerisinde de $65 seviyesine yerleşeceğini düşünüyorum. Peki, çok teşekkürler. Buyurun. Petrola gelirsek TI ve Brent arasında farka dikkat çekerim. Çünkü -20'lerden... $2.5'lara kadar indi bir ara. Aynen. Şimdi bayağı kuvvetlendi. 3'ün altında. 3'ün üzerinde şu anda. Evet. Ve öyle olduğu için o taraf niye oluyor? Bir tarafta İran baskısı var, öbür tarafta tüketim tarafı. Harika. Çok teşekkürler Hakan Bey. Çok teşekkürler Eda Hanım. Ve böylece bugünü, bu haftayı sonlandırmış olduk. Önümüzdeki hafta zorlu bir hafta dedik. Hem Türkiye açısından hem Avrupa Birliği ve Yunanistan açısından. Dolayısıyla çok çalışacağız ve az kaybetmeye gayret edeceğiz. İyi akşamlar, hoşça kalın. Bulmaca ve eğlenceyi buluşturan yarışma Süper Bulmaca. Süper Bulmaca'nın yepyeni bölümüyle karşınızdayız. Kar kale kama. Rulet, ulema, masküler. Tebrikler. Biz her akşam 4 misafirimizle bu stüdyoda buluşuyoruz. İzmir'den geliyoruz. Ankara'dan.